E, merhaba. Biraz evvel e, saat onda Türkiye İstatistik Kurumu ikinci çeyrekte, yani ikinci 3 ayda, e, bu yılın ikinci 3 ayında Türkiye ekonomisinin büyüme oranını açıkladı. Bir önceki yıla göre 1.5'lik lik e, bir e, büyüme var. Daralma var. Daralma var. Küçülme var. E, düzeltiyorum. Ama e, çeyrekten çeyreğe %1.2'lik bir büyüme var. E, bugün bu iki rakamı e, T24 yazarı e, aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi öğretim e, üyesi ve e, Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi Başkanı Profesör Doktor Seyfettin Gürsel'le değerlendireceğiz. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim hoş e, Şimdi e, yani rakamlar soyut rakamlar 1.5 e, daralma e, yıllık bazda bir önceki yani bir önceki yılın aynı dönemine yani 2018'in İkinci üç ayına göre daralma 1.5 ama bir önceki çeyreğe yani bu yılın ilk üç ayına göre ise bir hafif de olsa bir artış ama bunlar sonuçta soyut rakamlar ne anlam ifade ediyor orası önemli bir kere her şeyden önce bir çeyrekten çeyreğe beklenenin üzerinde bir Türkiye ekonomisinde bir canlanma varmış gibi gözüküyor bugünkü rakamı bu şekilde değerlendirmek lazım. Nedir bu işin sırrı? Şimdi soracağız e, Profesör Doktor Seyfettin Gürsel'e. E, bu program öncesinde dışarıda bir kendisiyle hızlı bir değerlendirme yaptık. Bir e, hani bu program için bir yol haritası çıkardık. Daha doğrusu bugün açıklanan rakamların arka planına baktık. E, onları biraz e, e, detaylarına e, o program öncesinde çizdiğimiz harita üzerinden e, bakacağız. Önce e, biliyorsunuz büyüme rakamları'nın çeşitli bileşenleri var. Özel tüketim Türkiye ekonomisinin büyüyüp küçüldüğü büyüdüğünü veya küçüldüğünü e, belirleyen e, faktörlerden bir tanesi. Diğeri devletin e, harcamaları. Diğeri yatırımlar. Diğeri ihracat. Bir başkası ithalat. Bunların tümü e, bir araya getirildiğinde Türkiye ekonomisinin toplam performansı ortaya çıkıyor. Şimdi Özel tüketim Türkiye ekonomisi için son derece kritik e, çünkü ekonominin yaklaşık yüzde %60 60'ı tüketimden oluşuyor. Özel e, tüketimde ikinci üç ayda yani e, hangi hangi aylar bunlar e, onları da söyleyelim Nisan, Mayıs, Haziran yani 31 Mart seçimlerinden hemen e, sonra. Ama 23 Haziran İstanbul seçiminden de hemen önce o iki seçimin arasındaki dönemde özel tüketimde beklenin üzerinde bir artış var gibi gözüküyor. Nedir hocam? Vallahi istersen e, ben de şu genel olarak 1.2 eksi 1.5 yılını çok kısa e, birkaç şey söylemek istiyorum. E, bir kere birincisi evet... E, onu, siz de belirttiniz beklenenin üzerinde çeyrekten çeyreğe gelişme. Biz betam olarak çeyrekten çeyreğe yüzde 0.4 bir artış tahmin etmiştik. Betam olarak. Biz betam olarak yüzde 1.2 geldi. Sadece biz değil, pek çok tahminci de aşağı yukarı bu kadar yüksek bir şey beklenmiyordu. Bunun tabii nedenlerini birazdan şey edeceğiz, evet. irdeleyeceğiz Masaya ve önemli bir dönüm noktası da yaşandığı anlaşılıyor. Bir adeta buzdağı gibi bir altında. Görünmeyen bir kısım Eski var. Türkiye'de Türkiye'de evet. bunu daha önce açıklardı 2016'dan önce yeni metodolojiye geçmeden önce stok değişimi. Evet ona birazdan bunu, geleceğiz. Evet ona birazdan geleceğiz. Eksi bir buçuk şaşırtıcı değil çünkü zaten eksi iki tahmin etmiştik ama neden eksi bir buçuk oldu? Çünkü Türkiye sık sık geçmiş büyüme açıkladığı büyüme rakamlarını sık sık revize ediyor. Ve bazen bu revizyonlar çok yüksek oluyor. İlle hep yukarı doğru revize etmiyor. Bazen aşağı doğru da revize ediyor. Ama birinci çeyreği yüzde 1.6 olarak revize etmiş. 1.3'tü ki şaşırtmıştı birinci çeyrekte hatırlayacak olursa izleyiciler. Bu kadar yüksek bir çeyrekten çeyreğe büyüme beklenmiyordu. E, onu 1.6 olarak tekrar e, şey etmiş, belirlemiş. E tabii öyle olunca işte bizim eksi iki, nereden bileceğiz biz revizyon yapacağını, eksi bir buçuğa düşmüş. E, orada bir sorun yok ama çeyrekten çeyreğe, zaten çeyrekten çeyreğe büyümeyi irdelemek, analiz etmek daha önemli. Çünkü güncel gidişatı o tabii bize söylüyor, Yansıyor. o yansıtıyor. E, o bakımdan e, tek tek sizin de o yol haritasını izleyerek bence tüketimden başlayabiliriz. Tüketimden başlıyorlar. Evet. Yüzde ee, üç artış. Özel İki, tüketim. Özel tüketim. Birinci çeyreğe kıyasla. O birinci çeyrek tane hani yüksek büyüme dediğimiz e, 1.3'tü. 1.6 şimdilik. 1.4 olarak e, son nihai rakamı TÜİK'in. 1.4'ten 1. çeyrekte ikinci çeyrekte yüzde üç'e yükseliyor özel tüketim. Özel tüketim dediğimiz vatandaşların yani. Tabii işte ki biz, hane halklarının. Evet. Harcamalarından Hane halklarının tabii nihayet harcamaları, tüketim harcamaları. Yani işte araba alması, mobilya, tabii ki, beyaz eşya, buzdolabı. Ya da gıda. Ya da işte karnını doyurması, kıyafet, eğlence. Tatil. Sinemaya gitmesi, o tatile gitmesi vesaire. yüzde üç. Şimdi e, bu tabii canlanma çeyrekten çeyreğe yüzde üç ciddi bir canlanma göstergesi. bunun tam şeyini bilemiyoruz. Yani tüketici... Burada bir esra perdesi var gibi. Evet, evet güven endekslerimize baktığınız zaman kısmen iyileşmeler olmuştu ama hele bu seçimlerin tekrarı yenilenmesi söz konusu olunca tekrar bir düşüş olmuştu. Ama şunu da unutmayalım bu büyük özellikle dayanıklı tüketim malları üzerinden yapılan ÖTV destekleri e, hala geçerliydi ikinci çeyrekte. Yani ÖTV indirimleri vardı, vardı otomotivde, evet, beyaz evet, eşyada evet, ve mobilyada evet. da KDV indirimleri evet, vardı. Ve... Bunun için ayrıntılara daha ben de bakamadım. Çünkü malum saat 10'da açıklandı. Evet, kamu bankaları ilk çeyrekte kredilerde gaza Tabii ki, basmıştı. Tabii Onun... gaza basmıştı ama daha şimdi şimdi daha belirgin o. Kredi artışları hmm. çünkü malum faizler de düşürüldü hatta kamu bankalarına e, negatif reel faizler de empoze edildi. E, onun sonuçlarını tabii üçüncü çeyrekte göreceğiz daha çok yani Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında e, ne olduğuna bakacağız. Onu da Aralık'ta öğreneceğiz zaten. E, yani şimdilik bu yüzde üçü bir not edelim bir, bir kenara. kenara koyalım. Yani evet. burada bir tuhaf bir şey var. Yani evet. krizin ortasında insanlar ilk üç aya göre daha fazla para harcamışlar. Evet. Oysa evet. hani beklenti genel beklenti insanların ellerini cebini atmakta tereddüt etmeye devam edecekleri evet. yönündeydi ama evet kesinlikle beklentiden öyle. Beklentiden daha fazla. Evet. Daha cesur davranmışlar diyelim Doğru harcamalarında. Evet. Peki ikinci nokta, i̇kinci e, nokta. devlet harcamaları. Yani, yani harcamaları. sırayla gidiyoruz Twicken evet. açıkladığı sırayla. Şimdi devlet harcamaları mesela birinci çeyrekteki o beklenenin çok üzerinde gelen büyümede ayrıntılara baktığımız zaman üçte ikisini devlet harcamalarının açıkladığını görmüştük. Çünkü müthiş bir gaz verilmişti. Evet. Seçimlere gidiliyordu. Hatta o seçimler iktidar tarafından o kadar Ölemsenmiş önemsenmişti değil. ki sonunda şeye varmıştı. Bu bir beka sorunudur. Yani musluklar açılmıştı bütün kamu muslukları. <laughs> Onun için çok şaşırtıcı da bunu öğrenince gördüğümüzde rakamlarda e, tamam dedik böyle açıklanabilir. Ama sürdürülebilir değil demiştik. Mecburen frene basılacak ama tabii bu İstanbul seçimlerinin de tekrarlanması geciktirdi o freni. Ama gene de frene basılmış gözüküyor. Çünkü sadece %1.9 artış var çeyreklik olarak. Kamu harcamaları. Kamu nihai tüketim harcamaları, evet. yatırımlar zaten evet. genel olarak yatırımların içinde. Onu birazdan konuşacağız. Ee, sanıyorum 3. çeyrekte göstergeler frene daha da sert basıldığını Söylüyor şimdilik bize kamu tarafında. Kamu tarafında Yani evet. ikinci çeyrekte çünkü biraz da bir dehşet şeyi oluştu. Gidişatı hani freni patlamış kamyon benzetmesi yapılır. Bu lara doğru giderken. Bütçe harcamaları e, evet topladı. bütçe harcamalarında çok ciddi bütçe açığında bir yükselme oldu e, yılın ilk e, yarısında. E, mecbursunuz yani bir fren koymaya yoksa aksi takdirde bunu finansmanı da. Sorun olmaya başladı. Hatta öyle ki devlet harcadı önce ve tümünü de ödemelerin yapamadı. O yüzden işte önce Merkez Bankası'nın Nisan'daki temettüsünü ocağa aldı. Sonra da yedek, Sonra da yedek akçe nakitlerini topladı. Ee, yani bu sürdürülebilir değil tabii. Evet. Onun için ama o da katkıda bulunmuş. Çok değil ama katkıda bulunmuş. Yani kamu bulunmuş. harcamalarında... Bir katkı var evet. ama bir frene basma durumu Bu, da var. Bir frene basma durumu da var. Şimdi esas vehamet gayri safi sermaye oluşumu diye resmen e, TÜİK'in adlandırdığı. İşte bizim de kısaca yatırım Yatırımı. dediğimiz evet. hem özel hem kamu yatırımları bir arada. Şimdi orna hakikaten durumu vehametini şöyle özetleyeyim. İkinci çeyrekte geçen yılın ikinci çeyreğinde durmuştu yatırım. Sıfır bir en son rakamlarla söylüyorum. 0-1 artış çeyrekten çeyreğe. Yani durmuş. Üçüncü çeyreğe geliyoruz. Yüzde eksi yüzde 7.2 daralma. Dördüncü çeyreğe geliyoruz. Eksi yüzde 5. Nokta daralma. Bu yılın birinci çeyreği devam ediyor daralma yatırımlarda. Eksi yüzde 5. Şimdi, ve şimdik eksi yüzde 7.4. Daha da hızlanmış. Daha da hızlanmış. Şimdik yani bu Tabii ne kadar bu bir taraftan diyoruz genel rakama baktığımız zaman 1.2 hem tahminlerin üzerinde ilk çeyrekte 1.6 kümülatif baktığınız zaman sanki bir toparlanma bir şeyden hızlı çıkış krizden varmış gibi söylüyor ama yatırımlar aynı şeyi söylemiyor. Çünkü şu açıdan çok kritik bir taraftan da mevcut sermaye stoku da her yıl tabi belli bir şeye vuruyor değer kaybına, devre evet. dışı. Ee, onunla birlikte bu daralmayı düşündüğünüz ama sermaye stoku küçülüyor Türkiye'nin. Yani bu ilerisi için, gelecekteki büyüme için kötü bir haber. Peki ama bu tüketim harcamalarındaki bir kıpırdanma bir noktadan sonra yatırımlarda bir artışı tetiklemez Şimdi, mi? Şimdi tabii şu tüketimdeki artışlar böyle giderse onu bilmiyoruz. Çünkü ÖTV kaldı. Evet, desteği kalktı. Gerçi hala mesela otomatik diyor ki tekrar koyun diyor, durum çok kötü diyor. Ee, ama öbür taraftan da bütçe açıkları açısından tabii ki istiyor ki tek devlet tekrar bu gelirlere kavuşsun. Orası ayrı bir konu gelecekle ilgili bir tartışma. Ama şu anda e, sermaye şeyini e, destekleyecek, oluşumunu destekleyecek yatırımları destekleyecek. Ancak faizlerde ciddi düşüşler ve geleceğe yönelik hakikaten bu tüketimdeki canlanmanı ve bir birazdan konuşacağız. Sıra ona geliyor. ihracattaki artışın devam etmesinden emin olması lazım. Bir devam. de herhalde güve güvenin de, güven yani geleceğe ilişkin beklentilerin düzenlenmesi. Bir de şeyde unutmayalım. Bunların analizleri tabii daha sonra yapılıyor iktisatçılar tarafından. Ciddi bir borç yükü var özel kesimde. Evet. Şimdi o borç yükü de özellikle iki sektörde halledilemedi. İnşaat, daha doğrusu konut sektörü ve enerji, enerji sektörü. De. Hala bekliyoruz ne olacak bu borçlar diye. E şimdi siz aşırı borçlu olan bir firmadan yatırım yapmasını, tüketim ne kadar canlanışla canlansın kolay kolay bekleyemezsiniz. Çünkü ona gücü yetmez. Dolayısıyla yatırımlarda hem dediğiniz gibi bir güven, geleceğe güven gerekli. İki, tüketimdeki ve ihracattaki artışların devam etmesi lazım. Üçüncüsü bu borç yükü sorununun e, yeniden yapılandırılarak bir şekilde çözümlenmesi lazım. Yani ümitsiz olanları tasfiye edeceksiniz. Biraz ümit gelecekte devam edebilir suyun üstünde tutulmalı dediklerinizde de bir şekilde bir çözüm bulacak. Yani hani konuyu yakından izlemeyen okurlarımız için biraz daha açıklayalım. Uzun zamandır bankaların bu batık kredileri meselesi gündemde. Bir taraftan zombi şirketlerden bahsediliyor. Yani aslında ölmüş, beyin ölüm gerçekleşmiş ama zorla bankaların ite kaka verdikleri kredilerle yüzdürülen evet. o şirketlerin yani sonsa kadar e, taşınamayacağı, finans sektörünün, bankaların onu onları taşıyamayacakları sırtlarında bir yük oluşturdu. Açık. O sorunun çözülmesi gerekiyor. Yani bir, bazı şirketlerin batmasına izin verilmesi gerekiyor. Ama ikincisi bu arada sizin belirttiğiniz bankaların e, bu batık kredilerinin için bir çözüm bulunması lazım. Bunun için de çeşitli formüller ne zamandır konuşuluyor. Mesela bir Ömür. kötü bankadan bahsediliyor. Yani kamu bir banka kursun. Bankaların batık kredileri o bankaya devredilsin ki bankalar bir rahat bir nefes alıp tekrar özel sektöre yatırımları için kredi vermeye başlasınlar. Yatırımlar canlansın işte o da şu anda bir vahim tablo oluşturan yatırım harcamalarının bir parça olsun düzelmesine Kesinlikle. katkı sağlasın. Ama bunu biliyorsunuz ilk kez 10 Nisan'da Sayın Albayrak işte o çok... Önemli bir hani resesyondan gerçi bakan resesyon hiçbir zaman demedi buna yeniden evet, dengelenme, diyor da. Dedi. Evet, dengelenme, dengelenme diyordu deyiz. ama neyse orası önemli değil onun Nisan'da ilan etmişti bu sözünü ettiğiniz batık kredilere yönelik bir önemli plan hem firmalar ne olacaksa olacak işte yüzdürülecekler yüzdürülecek zombiler mezarlığa sevk edilecek ama bankaların üzerinden büyük bir şekilde alınacak. Tabi bankalarda bir bedel ödeyecekler ama evet. e, aradaki farkı kim ödeyecek? Kamu da hiç para koymayacak dedi ama onun bir çıkmaz olduğu göründü. üzerinden e, görüyoruz. Kaç gibi. ay geçti değil mi? Yakında 10 Eylül ne oluyor? Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül 5 ay. 5 aydır çözüm yok. 5 aydır tam ne olacağını bilmiyoruz. Yani bu niye üzerinde durduk? Çünkü bugün açıklanan veriler içinde en vahimi Evet yatırım evet. harcamalarındaki %7.4'lük düşüş. Ve şunu da söyleyeyim daha önceki krizlerde bunu çok konuşuyoruz. İktisatçılar arasında da, kamu da, iktidarda öyle bir beklenti, umut içindeydi. Daha önceki krizlerde Türkiye çok hızlı çıktı krizler. En evet. evet. son örneği 2009 o hafızalarda daha taze daraldı %4.8 2009 yılında. 2010 yılında %9.2. 2001'de de öyle olmuş 2001'de de çok benzer bir durum olmuş. Evet. olmuştu. Şimdi onu konuşmayalım. Neden öyle hı hı. oldu böyle oldu ona konumuz değil. Ama o çıkışta hızlı çıkışta yatırımlar öncü rol, lokomotif rol oynamıştı. Sadece tüketimle çıkılmamıştı. Evet. Dolayısıyla o bakımdan yatırım meselesi çok kritik. Çok kritik. Dolayısıyla bu yatırım Meselesine bir çözüm bulunmadan evet. ona bir ilaç sağlanmadan verilmeden yani bu evet. problem çözülmeden belli ki bu büyümedeki kör topal gidişat evet. devam edecek. Şimdi bu noktada iç talep kalemlerini gördük. Bir iç talepte toplu bakalım ne olmuş? Evet. Katkısı bu 1.2'lik büyümeye eşay 1.8 katkı yapmış. Özel tüketim, Özel tüketim şey 0.25 puan. Kamunun tüketim Kamunun harcamaları. tüketim harcamaları. Fakat buna karşılık yatırım da eksi 2.25 puan götürmüş. Götürmüş. Toplamış e, talebini... e, bunları zaman eksi 0.2. İç talebin katkısı. Yani iç talebin bu bir yüzde 1.2'ye katkısı olmamış. Evet. Ve peki nereden çıkıyor nereden bu 1.2? O zaman hadi ihracat ve ithalata bakalım. İthalat gene iyi haberlerden biri bu ki bence tüketimden daha iyi bir haber. Yüzde dört buçuk birinci çeyreğe kıyasla bir büyüme. İhracat. İhracatta. İhracatta. Tabii bunlar reel anlamda izleyiciler de yanıltmayalım. Hani dolar bazında da açıklanıyor ihracat Hı. şu kadar arttı bu kadar arttı. Bunlar tabi reel gayri safi yurt içi hesabı olduğu için asıl hesabı. Burada TÜİK bunu reel olarak evet. hesaplıyor. Yani miktar ihracat miktarı yüzde 1,2 puanlık katkı yapmış güzel ama tüketimde biraz önce canlanma dedik ya ithalat da sürpriz bir şekilde ya da sürpriz değil aslında o tüketimde canlanmayı düşünürseniz ilk defa uzun süredir %2.7 artmış. Evet tabii o eksi çünkü o dışarıdan yapılmış bir üretim. Onu çıkartmamız lazım ihracattan. Büyüme oranından. Buna tabii büyümeye katkısı var mı yok mu? Buna net ihracat diyoruz. E 0-09 puan ithalat götürmüş. İhracat 1-2 puan katkı yapmıştı. Elimizde artı 0.3 puan. E o zaman ortada bir şimdi e, esrarengiz. Eksi 0-2 puan iç talep büyümeye katkısı. Es, evet, esrarengiz Net ihracatın artı 0 3 puan elde kaldı 0-1 puan. Nereden? Peki yani şimdi e, tekrarlayalım biraz karışık bu kadar rakamın içinde kaybolan e, izleyiciler için. ikinci çeyrekte yani Nisan, e, Mayıs, Haziran'da bir önceki çeyreğe göre %1.2'lik bir büyüme var. Evet. E, bu beklentilerin biraz üzerinde bir büyüme sanki ekonomide hafif bir canlanma işareti var gibi gözüküyor ama e, Seyfettin Gürsel'in belirttiği gibi e bu büyüme oranının detaylarına baktığımızda iç talepten gelen e, katkı aslında eksi. Tabi tüketim 2. ciddi katkı yapmış, küçümsenmeyecek bir katkı yapmış ama yatırım o kadar büyük şey götürmüş ki parça İç talepten gelen evet, şey iç, eksi iç, eksi de kaldı. İç kalmış. talep eksi de kaldı. E talep eksi de kalırken net ihracatın katkısı da hepi topu 0.3 yani -0.3 puan. puan iken bu 1.2'nin bir puanı nereden geldi? Nedir bu, evet, yani, hata bu bir, acaba TÜİK'in bir, TÜİK bir hatası mı var yoksa bilmediğimiz bir şey mi var? Şimdi tabii işin sırrı burada. Aslında bu harcamalar yönüyle gayri safi yurt işi hasıla hesabıdır. Üç yönden hesaplanıyor. Bu üretim yönünden, gelir yönünden bir de. E, bu harcama daha herkesin iyi Terbiyeci bildiği yani. işte çünkü tüketim var, o var, yatırım var, şu var. E, Şimdi burada tabii bir de bir başka kalem daha vardır burada. Stok değişimi. Stok değişimi. Çünkü burada tüketim harcamaları diyoruz. Şöyle düşünün ekonomide firmalar üretim yapıyor. ya da bireyler, aileler neyse tarımda vesaire. Hizmetler sadece sanayi değil her şey. Bu üretimi bu tarafta haneler tüketiyor. Şimdi zaman zaman bu tüketim üretimin altında kalabilir. O zaman firmalar ne yapar? Stok biriktirirler. Yana krizlerde olduğu gibi şaşırtıcı değildir bu 2009 krizinde de çok net bir şekilde yaşadık. O küçülmede önemli rol oynamıştı stok değişimi. Firmalar bakarlar ki işler kötüye gidiyor, resesyon kriz geliyor. Zaten tüketim, talep düşmeye başlamış. Biz üretimi kısalım stoktan mevcut talebi karşılamaya başlarım derler, o zaman da stoklar eksi değişim eksi olur, azalır yani stoklar. Stoktan yemek basit. Evet. Şimdi tabii bu stoktan yemek olayı ortaya çıkmıştı ikinci çeyrekten sonra çok net bir şekilde, hatta o kadar ki yüzde dokuzu bulmuştu yıllık olarak birinci çeyrekte stoklardaki azalma. Şimdi ilk defa başka türlü açıklayamayız bunu belli ki stoklara yeniden eriyen stoklarını yerine koymaya başlamışlar. Yani üretimi arttırmış aslında. Şirketler primalar. stokları tekrar Fakat edin. şimdi mesele şu. Onun için zorluk şurada ve paradoks orada. TÜİK stok değişimini bu yeni metodolojide açıklamıyor. Niye açıklamıyor? Çünkü karışık. Şimdi teknik olarak hesabı anlatmak karışık. zor. Hesabı karışık stoklar. Bu zincirleme hacim endeksi diyor. Önceden reel olarak şöyle yapardı. Nominal gayri safi yurt içi haslayı, yani piyasa fiyatlarıyla gayri safi yurt içi hesaplanırdı hasıla. Onları deflatör uygulardı. Yani fiyatlar ne kadar değişmiş onlara göre. Onu reele çevirirdi. O zaman Üretimle şey arasında tüketim arasındaki farkı çünkü bir taraftan üretim yönüyle hesaplıyor, bir taraftan tüketim harcaması yönüyle aradaki farkta stok değişimi diye koyardı. Şimdi bu metodolojiyi bırakınca Aralık 2016'dan itibaren biliyorsunuz. Şimdi artık o stok şeyini yapmıyor ama bu mümkün teknik olarak. Fakat zor ve karışık. Biz Betam olarak bunu IMF'den şuradan buradan onlar Esap... nasıl yapıyor diye inceledik ve yapıyoruz bunu her 3 ayda bir <laughs> büyüme rakamları ortaya çıktığında biz bu hesabını yaparak büyüme katkılarını hesaplıyoruz. Şimdi bunu bu hafta yapacağız ama ben mesela birinci çeyreği söyleyeyim. Eksi 0.3'lü hala şey stok e değişiminin. Yani stoklar ee, azalıyordu. Evet. Eksi demek stoklar eksi, azalıyordu. stoklar azalıyor demek. Bu üstelik bir süredir devam ediyordu. Onu da e, belirtmiş olayım. E, stok değişimi eksi 0.3'lük katkı yapmış. Evet. E, Ama fakat şimdi... bu sefer belli ki hesabı yaptığımız zaman bu 1.2'nin ardında çok ciddi bir stok artışı olduğunu göreceğiz. Bu tabii... Kötü bir haber değil illa. çünkü en azından firmalara artık stoklar çok fazla eridi, tüketim de artıyor, ee, üretimi tekrar arttırabiliriz. Depoları dolduralım. Dol, depoları Bravo, depoları dolduralım. Ee, davranışını bize sanki söylüyor. Evet. Tabii daha değişmek lazım, çok yeni. Evet. Tabi ki bu tab tab gelişmeler. Bunun <laughs> bu hesapları yapacağız, bu hafta yayınlayacağız. Evet merak Bunu Şey olarak. Mi? E, büyüme değerlendirmesi evet, adı altında yayınlıyor. Meraklı izleyicilerimiz için Betam'ın evet. e, açıklanacak olan raporunu, evet. izlemelerini tavsiye edelim. Son olarak e, bugün e, bu e, iş gücü ödemelerinin yani işte çalışanların, emekçilerin e, büyümedeki payındaki duruma bakarak e, bitirelim e, evet. programımızı. Şimdi orada da bir enteresan e, durum var gibi e, gözüküyor. E, TÜİK'in bugünkü açıklamasına göre emekçilerin aldığı işte maaşları, ücretlerin, diğer ödemelerin payı e, toplam ekonomi içinde %37.1 oldu. Ama e, siz program öncesinde de konuşurken e, altını dikkat çekmiştiniz. E, i̇lk çeyrekte Türkiye'deki emekçilerin ekonomiden aldığı yani aldığı ödemelerin ekonomiden aldığı payda... E, şaşırtıcı bir sıçlama yaşanmıştı. Evet. Yani geçen yılın sonunda e, emekçilerin payı %31.5 idi ekonomi içinde. Evet. İlk çeyrekte bu yılın ilk çeyreğinde %39.2'ye çıkıyor. 2'ye sıçradı ama şimdi 37.1'e tekrar düştü. Tekrar yani iş gücünün emekçilerin ekonomiden aldığı payda aslında ikinci çeyrekte bir hafif bir gerileme var ama ilk çeyrekteki evet. büyüme o kadar çoktu ki. Evet, evet. Aslında hani yine de çok fena değil gibi sanki. Evet. mu acaba nasıl yorumlarsınız? Valla tabii bu kadar yani bu kadar sıçramalar olması. Gerçi Türkiye ekonomisinde de bir şeye alıştık. O kadar işte volatility dediğimiz şeyle teknik deyimle bu oynaklık 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 evet. diyoruz ya da istikrarsızlık deyin. E o kadar hat safhada ki ee, rakamlar böyle iniyor çıkıyor şiddetle ee, buna kısmen alıştık ama gene de bu beni şaşırtıyor Çünkü ya 3 aydan 3 aya e, ücretlerin şeydeki payı milli gelir içindeki payı bu kadar değişir mi diye insan şaşırıyor Çünkü bir kez daha söyleyeyim yani 2017'nin birinci çeyreğinde ancak %39 rakamı var ücretli payı olarak Ondan sonra bu sürekli düştü. 2017'nin dördüncü çeyreğinde yüzde 31. Sonra tekrar sıçrama. 2018'in seçim, seçim öncesinde... ilk çeyreğinde yüzde 36.2. Sonra gene düşüyor. Şimdi burada bu şeye baktığınız zaman adeta mevsimsel gibi bu her ilk çeyrekte ciddi bir artış oluyor. E, asgari ücret ayarlamaları büyük bir ihtimalle bunda rol oynuyor. Aslında çünkü krizde ne bekliyorsunuz? E, enflasyon şiddetlendi mi, şiddetlendi. Bu reel ücretleri eritti mi? Eritti doğrusu ben çevremde e, ücretine evet. enflasyon kadar zam yapılmış kimseyi bilmiyorum. Evet, o e, kendi çevreleri düşünebilir. Evet. Yani evimizin evet. neredeyse çevresindeki evet. e, insanların aldığı işte ücret evet. zamları enflasyonun şimdi, altında. Şimdi bu şey reel ücret Artı bir de kriz istihdam kayıplarına muazzam el işsizlik. E, i̇nşaat sektöründe muazzam istihdam kayıplarına yol açtı. E o miktar etkisi de demek ki olacak. E, düşmesi lazım. Nitekim de düşmüş aslında. Bakın. 2018'in ilk çeyreğinde %36.2 sonra 35.6 Son 31. 3. çeyrek çok ciddi daralma 31.3 Dördüncü çeyrek 31 buçuk yani düşünün bayağı ücret Ciddi bir düşüş payı var. düşüyor ekonomide ama 2019 ilk çeyrek 39.2 tekrar sıçrıyor ama ikinci çeyrekten itibaren düşüş tekrar başlıyor benim tahminim bunu üçüncü çeyrek açıklandığı aralıkta belki gene bir söyleşi evet. yaparız. O zaman hatırlatırız. Ben şahsen bunun 34 35e rahat Yeniden düşeceğini düşeceğini bekliyorum. Evet. Düşmesini bekliyorum. Ama burada asgari ücret yani diyebilir ki izleyiciler de ya asgari ücret ne kadar ne yani bir bir kere üçte birini falan ücretin neredeyse toplam çalışanları kapsıyor. toplam resmen çalışanların üçte biri e, neredeyse evet. resmen öyle tarım dışında ama ya daha doğrusu ücretli kesimin tarım dışı değil de ücretli kesimin. Yalnız ücretlerin çok büyük bir bölümü yüzde 65 yüzde 70 asgari ücretli birlikte birbirine çok yakın. Dolayısıyla asgari ücrette bir sıçrama olunca ister istemez o ücretler de arttırılıyor. Çünkü siz asgari ücretin üzerinde 200 lira, 300 lira, 400 lira fazla verdiğiniz bir işçi sen şimdi asgari ücret alacaksın diyemiyorsun. Yani asgari ücret olarak. 2000 lira olunca evet. maaşı 2500 lira olan eee çalışana 1200 2300 öyle. Olan çalışana da e, şirketler bir zam veriyor. Veriyor. Aynen. Ve o bunun etkisi. Yani muhtemelen. sanıyorum, sanıyorum muhtemelen öyle. Çünkü başka türlü nasıl açıklayacaksınız? Evet. İstihdam kaybı var. Reel ücret erimesi var. E nasıl oluyor da pay birden buçuktan 39'a çıkıyor. Evet. Ama düşmeye başlamış tekrar. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Ee, bugün e, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı e, büyüme oranının arka planına baktık. E, yıllık e, bazda 1,5'lik bir daralma var. Türkiye ekonomisinin daralması sürüyor. Bir kere onun altını çizelim. E, ama e, bir önceki e, 3 aya göre beklenenin üzerinde, hafif üzerinde bir artış var. 1.2. Onun e, arka planına baktık. E, bugünün manşetini de, bu programın manşeti eğer bir manşet e, atacaksak oradan verelim. Yatırımlardaki yatırım harcamalarındaki çöküş, vahim tablo devam ediyor. %7.4 yatırım harcamalarında ikinci çeyrekteki korkunç denebilecek, korkunç sıfatını hak edecek daralma oranı. T24'te ee, ekonomi gelişmelerini birlikte izlemeye devam edeceğiz. Teşekkürler.